AMP-11K ile beraberiz. Şimdi bu motor bizim universal motor dediğimiz motor. Bu motorla nerede karşılaşırsınız? Elektrik süpürgelerinde kullanılan motor bu motordur. Tamam mı? El breyzlerinde kullanılan motor bu motordur. Ondan sonra şarjlı tornavidalarda kullanılan motor bu motordur. İşte spiral taşlamalarında falan kullanılan motor bu motor. Elektrik süpürgelerinde mesela şey vardır, devir ayarı vardır bazen. Hiç denk geldiniz mi? Maksimum minimum diye. Mesela orada kullanılan motor bu. Oradaki maksimum minimum ayarladığımız tiryaklı devre bu. Tamam mı? Bu motoru niye kullanıyorlar? Bu motor bizim aslında doğru akım motoru, seri doğru akım motorunun alternatif akımı uyarlanmış hali. Yapı olarak aynı. Ha, birebir aynı mı? Değil. Niye? Çünkü alternatif akımda kullandığımda işin içine indüktif direnç giriyor. Doğru akımda kullandığımda indüktif direnç değerleri kutuplarda olmuyor. İş biraz daha farklı. Yapı aynı ama sarım sayısı hesabı kitabı farklı. Tamam mı? Bu motorun özelliği, iki özelliği var. Özelliklerinden bir tanesi yüksek devirlere çıkabiliyoruz. 20.000 devirlere falan çıkabiliyorsunuz. Normal asenkron motorlarda hatırlarsanız NS'i en fazla 3.000 görüyorduk biz. İşte rotor devri de 2.700'lerde falan oluyordu orada. 2.700-2.800'lerde. Bu 20.000 devirleri falan görüyor. Şeylerde elektrik süpürgelerinde önemli olan çekiş gücü. Ve o çekişi yakalayabilmen için, o vakumu yakalayabilmen için buradaki senin devir sayının yüksek olması lazım. Bu bir. İkincisi, normal bir fazla asenkron motor buradaki tiryaklı devreyle kırpıp devrini düşüremezsin. Orada yaptığın iş kayma dediğimiz oranı arttırmaktır. Gücü düşürüp kayma oranını arttırmaktır. Ondan sonra orada da yüke bindiği zaman motor durur. Ama bu universal motorlarda bu tiryaklı devreyle kırparak devir sayısını düşürebilirsiniz. Moment karakteristiği normal bir asenkron motor gibi bozulmaz. Yine asenkron motor oranla daha güçlü, ne diyeyim ben size, moment üretir. Şimdi şu anda motorumuzda bazı sıkıntılar var. O yüzden de göstermek istedim. Birincisi, şu anda motorumuzun yatakları çok iyi değil. Rulman sistemi niye? Eski bir motor. Bir yerlerden söktüğün motor. Sürtmesi fazla olduğu için de ben şimdi enerji verdiğimde gerilim biraz arttırmam gerekiyor ki o sürtünme momentini yensin ve dönmeye başlayabilsin. Bak, inleme var ama dönme yok. Tiryaklı devreyle kırpıyorum. Biraz sonra osiloskopla da görüntüsüne bakacağız burada. Burada ne yapıyorum osiloskopta? Osiloskopta yaptığım işlem şu. Buna vermiş olduğum gerilimin şeklini gösteriyorum size. Tiryaklı devre ne yapıyordu? Alternatif akımı göz önüne getirin. Alternatif akımın belli noktalarını kesiyordu tiryak. Tamam mı? Kestiği zaman aslında buna daha düşük bir gerilim veriyordu. Şimdi mesela devrini arttıralım. Ufak ufak, daha doğrusu gerilim vereyim, döndürmeye başlayalım. Bak, döneceğim diyor ama daha beceremedi. El yardımıyla döndürdük. Şu anda bak, devrini ayarlayabiliyorum ben bunu. Tamam mı? Şimdi oradaki artı görüyor musunuz? Görebiliyor musunuz arkada? Biraz daha çalıştırırsak bir koku da hissedeceksiniz. Şimdi artı nedenleri ne? Oradaki artı nedenleri ne? Biraz sesini düşüreyim. Artı nedeni şu. Şimdi orada ben endüvisine elektrik veriyorum. Ve endüvideki sargılar oradaki kolektör dilimlerine çıkmış ve ben fırça aracılığıyla dönen bir mekanizmaya elektrik veriyorum. Bir kere sürtünme var orada, birincisi. İkincisi, eski bir motor fırçaları artık eriyor. Çünkü orada ne yapıyor? Zımparalama yapıyor aslında fırçaları, kolektör dilimleri. Tamam mı? Bu sefer fırçaların baskı yayları düşüyor. Basma kuvvetleri düşüyor. Bu da aradaki direnci yükseltiyor. Bir başka neden? Bayıldı. Sütle artınca. Bak, arka görüyor musunuz? Şimdi miktarı artıyor. Adını siz getirin. Direnç miktarı artıyor. Bu arka neden oluyor. Başka, oradaki kolektör dilimlerinin tam yuvarlak olması lazım ki düzgün bir sürtme yapsın. Kolektör dilimleri kimisi az aşınabiliyor, kimisi çok aşınabiliyor. Biri yukarıda kalıyor, biri aşağıda kalıyor. Milimetrenin katlarında bile, az katlarında bile bu olsa, tamam mı? O benim arc miktarımı arttırıyor.
Bu hırpalanmış bir motor. Kullanılmış, hırpalanmış bir motor. Orada bu arkın çok olma nedeni bu. Ha, bu her şey düzgün de olsa orada zaten sürtünmeden kaynaklı, sürtünerek elektrik aktarmadan kaynaklı ark olacak. Ama ark bu şeylerde, noktalarda olmayacak ve ark bu tarafa doğru uzuyor. Bir tarafa doğru uzuyor. O ne? Yan sargılara da elektriksel atlama yapıyor ark üzerinden. Tamam mı? Şimdi böyle giderse yapacağız motoru. Şu anda yatak sürtünmelerinden dolayı devir sayısına düştü. Şimdi şurada hızlıca ostaskova bakın. Heh, yatak kurtuldu, dönmeye başladı. Ostaskov. Tamam mı? Ostaskova bakın. Şu anda bakın gerilimi kırpıyorum. Görüyor musunuz? Tut arkadaşlarına doğru tut. Benim için, bana tutman önemli değil. Bu tarafa da tut. Bu taraftaki arkadaşlarına doğru da tut. Bak şimdi oynadıkça görüyor musunuz? Bu tarafa tut, sonra bana tut. O kokuyu da anlatacağım işte, gelsin diye uğraşıyorum. Bir yandan da yanmasın diye gözüme bakıyorum. Tut şimdi kameraya. Şu anda faz açısı, yani kırpma açısı düşük. Arttırıyorum. Şu anda yüksüz duruma geçtiği için evet, yaktık motoru. Yakmadık. Tamam. Şu anda tam oluyor mesela. Faz açısını düşürüyorum. Şimdi olayın esprisi şu, tamam, normale tut. Kokuyu aldınız mı? Evet. Bu koku ne kokusu? Elektriğin kokusu olmaz. Tamam mı? Elektriğin kokusu olmaz ama arkın kokusu olur. Normalde ortamda oksijen vardır. Elektrik arkına maruz kalırsa oksijen O2'dir. O3 ozon formuna döner. Ve ozonun da bir kokusu vardır. Şu anda almış olduğunuz koku ozon kokusudur. Bu kokuyu alıyorsanız olay şu. Muhtemelen bir yerde elektrik arkı vardır. Tamam mı? Uyanık olmanızda fayda var. Mesela arızaya gittin, bakıma gittin, iş yapıyorsun. Bu kokuyu aldığında bir yerde elektrik arkı var anlamındadır bu. Bu ozonun kokusu. Ozon niye oluştu? Burada çünkü elektrik arkı oluşturduk biz. İyi, sargı sıcaklığı fena değil. Elektrik arkı oluşturunca o bölgedeki oksijeni O3 formuna ozona çevirdi. Ve şu anda aldığımız koku o. Bu motor... Şimdi demin alternatif gerilim vermiştim motora. Burada basit bir köprü diyotla doğrultma yaptım bunu. Köprü diyotun artı eksi uçlarını bağladım. Tamam mı? Tam doğru gerilim veremem. Veremememin nedeni de şu. Doğru gerilimde indüktans olayı oluşmayacağı için motor normalden daha yüksek akım çekecek. Daha yüksek akım çektiği için de motoru zaten yanacağım diye bahane arıyor. Yakarız. Şu anda tiryak ufak ufak arttıracağım. Amacımız doğru akımda da döndüğünü görmek motoru. Bakın şu anda doğru akım veriyorum. Ve motorum dönüyor. Gördünüz mü? Yani bu motora hem doğru akım hem alternatif akım verdiğinizde bu motor döner. Ama aradaki fark ne? İkisinde konstrüksiyon farkı olacak. Kesit çapları veya diğer konstrüksiyon farkları olacak. Ama çalışma mantığı aynı. Bir asenkron motora doğru akım verdiğiniz zaman döndüremezsiniz asenkron motoru. Şu ostaskovu bana bir çevirsene. Mesela elde ettiğim bu. Tamam mı? Bir şey daha söyleyecektim. Ha, demin ostaskopta gördüğünüz grafik, hocam bu tam kesilmedi. Yani tiryaklı devrede kesilmemiş gibi görüyorsunuz. Yani bir garip gerilimde. Normal bir ohmik yük olduğunda ben size o faz açısının kesilmesini göstereceğim. Çok daha temiz bir kesilme görüyoruz orada. Burada abuk soğuk bir kesilme görüldü. Nedeni de şu. Motoru tiryakla kırpma yaptığınız zaman bu sargılarda oluşan ters indüksiyon gerilimleri var.
Tamam mı? Ters inyeksiyon gerilimleri hızlı TMK'lar üretiyor. Ürettiği bu hızlı TMK'lar da benim ostraskopuma yansıyor. O biraz daha derin mevzu. Hızlı TMK ile ilgili hazırladığım video var. Önce bir ondan bahsedeceğim size. Tamam mı? Hızlı TMK nedir, ne değildir? Ondan sonra ben size ters inyeksiyon gerilimlerinden bahsedip onun açıklamasını yapacağım. Ama orada görmüş olduğunuz hani tam temiz bir kırpılma olmamasının nedeni, bundan ben faz açısını kırptığım zaman üstüne ters inyeksiyon gerilimleri oluşuyor. Ters inyeksiyon gerilimleri benim ostraskopuma yansıyor. Siz EK dersinde röleli devre yaptınız mı? Hatırlıyor musunuz? Röle çalıştırdınız mı mesela? LDR ile çalışan röle, sıcaklıkla çalışan röle. Küçük röle. Ha? Zaman devresi yaptınız ya, Merdan Otomatik yaptı. Tamam, orada işte. Orada küçük röleler kullanmadınız mı? Ha. Rölelerin üstünde şemaya bakarsanız şey vardır. Serbest döngü diyordu diye geçer. Ters yönde bağlanan bir diyot vardır. Mesela oradaki işin esprisi de o. Röleyi sen devre dışı bıraktığında rölenin bobininde oluşan ZTMK, ters inyeksiyon gerilimi, o transistörle sürüyorsan ya da triakla neyse düzeltiyorum, MOSFET'le sürüyorsan MOSFET'i işte uçlar arasında yüksek gerilim oluşturabilir. Yüksek gerilim oluşan yüksek gerilimde oradaki transistörü ya da MOSFET'i delebilir. Atlama yapar içine, artık kullanılmaz hale getirebilir. O yüzden mesela orada oluşan ters TMK'ları şeyle sönümlüyorlardı. Adını sen getir. Oradaki diyodun üstünden sönümlüyorlardı. Bazı motorlarda falan görürsünüz. Mesela ben buraya motor uçlarına eğer kondansatör bağlayacak olsam, küçük mercimek kondansatörler var ya kutupsuz. Ha, o gerilim biraz daha ostraskopta daha düzgün çıkacak. Niye? ZTMK'ları mesela mercimek kondansatör kendi üzerinden sönümleyecek. Biraz daha temiz şey elde edeceğiz orada. Grafik. Ama dediğim gibi özetlersek, bu motor benim universal motor dediğim, doğru akımda bu seri motor olarak geçen motordur. Tamam mı? Doğru akımdan devşirme olduğu için alternatif akıma, konstrüksiyon değiştiği durumlarda aynı çalışma mantığıyla doğru akımda da çalıştırırız. Bunu bizim kullanma nedenimiz iki tane. Bir, çok yüksek devirlere çıkarabiliriz. Elektrik süpürgesi bireyizlerde falan işimize yarar o. İkincisi ise triakla kırparak moment karakteristiği güçle orantılı bozulur ama momenti düşer ama normal bir bildiğiniz asenkron motor gibi birden motor çökmez. Öyle söyleyeyim Türkçesi. Daha anlaşılır halde. O nedenle daha düzgün momentler düşük devirlerde ya da gerilimini kırparak düşük devre düşürüp daha düzgün momentler elde edebiliriz. En temel kullanma nedenimiz bu motoru bu. Soru? Şimdi kaldığımız yerden devam edelim.